Merhaba, Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda erkek bebekler için çizgili patik çalışacağız arkadaşlar. Örmesi gayet kolay. Malzemelerimiz iki renkli ben ip kullandım. Dilediğiniz ipleri de kullanabilirsiniz. Her sırasını farklı renkte geçebilirsiniz. Kalan ipleri değerlendirmek için gayet ideal bir patik modeli arkadaşlar. Şişimiz 3 numara bir tığımız var. İğnemiz, makasımız ve bir de kordonu geçirmek için çatal iğnemiz var arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Patiğimiz 1-1,5 yaş için gayet ideal bir boyutta. İkişer ilmek aşağı ve yukarı hareket ederek diğer ayak numaralarını da örebileceksiniz. Şişimde şu an benim 39 tane ilmek var. Bir sıra buradan başlayıp örüp tekrar bir sırada buradan ördükten sonra arkadaşlar haraş olarak ilmeklerimi artırmaya ve iplerimi değiştirmeye başlayacağım renklerine. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi burayı örelim, önden bir sıra ve arkadan bir sıra. Tekrar bu başladığımız noktada sizinle buluşalım arkadaşlar. Evet, önden arkadan bir sıra ördüm ve örgümün ön tarafındayım arkadaşlar. Artık artışlara başlayalım. Yan tarafta 3 sırada, ön tarafta 3, 5, 7, 9, 11 ve 13, yani 6 sırada artış yapacağız arkadaşlar. Artışları yaparken de affedersiniz, iplerimizin renklerini sürekli değiştireceğiz. Şimdi mavi ipimi alıyorum ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Burada renk değiştirdiğimiz için arkadaşlar üçüncüden sonra artışlarımızı yapacağız. Çünkü ikinci de karışabilir artışlarımız. Hemen burada bir gizli artış yapıyorum. Şimdi 3 tane örmüştük, sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 tane ilmeğimi ördüm. Artırdığımla beraber şu an 20 ilmeğim var arkadaşlar. 19 ilmeği ördük. Şimdi burada bir tane artırıyoruz arkadaşlar. Bir tane örüyoruz ve tekrar bir tane gizli artış yapıyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi örerken son 3 ilmek kalana kadar devam edip son 3 ilmek öncesi bir artış yapacağız arkadaşlar. Evet, devam edelim. Son 3 ilmeğim kaldı. Burada hemen gizli artışımı yapıyorum. Bu şekilde. Ve kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Son ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi örgümüzün arka tarafından bütün ilmekleri düz örüp tekrar ön tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Şu an şişimizde 4 tane artırdık ve 43 tane ilmeğimiz oluştu. Bütün ilmekleri düz örelim. Ön tarafta tekrar artırmak üzere buluşalım. Mavi ipimizi bıraktık. Önümüzdeki iki sıra gri iple öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra mavi, iki sıra gri şeklinde öreceğiz. Burayı unutmayalım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm ve üçüncüyü ördüm arkadaşlar. Burada hemen bir gizli artışımı yapıyorum. Şimdi sayıyorum, devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Biraz sırada bir tane artırmıştık. Bu sıramız 20 oldu. Şimdi bir tane gizli artış. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir gizli artırma. Ve şimdi kalan 20 tane ilmeğim son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar örgümüzü düz örüyoruz.
Devam edelim. Son 3 ilmek kaldı. Burada bir tane artışımı yapıyorum. Ve şu an sayımız 47'ye çıktı arkadaşlar. 57'ye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yanlardaki ikinci artışımızı yapmış olduk. Bir üst sıra daha yapacağız. Daha sonra yanlarda artış yapmayı bırakacağız. Orta kısımda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümüzü tekrar arka taraftan bütün ilmekleri düz örelim. Ön tarafı tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, yan taraftaki artışlarımızın artık sonuncu sırasını yapıyoruz. Gri iple devam ediyoruz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 2-3 tane ördüm. Bir tane artırdım. Şimdi sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Bir artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm ve bir tane gizli artışımı yapıyorum. Devam ediyorum şimdi kalan ilmeklerimi örmeye. Son 3 ilmek kalınca tekrar bir artış yapıyorum ve artık yan taraftaki artışlarımız bitiyor arkadaşlar. Sağda ve solda 22 ilmek devam edecek. Ortadaki ilmek sayımız da şu an 5'te ortaya birer de yanlara artırdık. 7 oldu. Bir üst sıra 9, bir üst sıra 11 ve bir üst sıra 13 olacak arkadaşlar. Bu 13 ilmek artırana kadar da 2 sıra gri, 1 sıra mavi şeklinde örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 9 sıramızı ördük. 2 sıra gri, 1 sıra şeklinde ve 9. sıramızda 1 sıra griyi ördükten sonra patiğimizin üstünü yapmaya başlayacağız. Şimdi 22 sağa 22 sola bırakacağız. 13 ilmek üzerine patiğimizin üstünü öreceğiz. Şimdi hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu arada hatırlatayım, mavi ipimizi koparmıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 13. ilmekle sıradaki ilk ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Ve tersten kesiyorum. Örgümüzün ön tarafında kesmelerimiz tersten. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ile sıradaki ilk ilmeği beraber düz bir şekilde kesiyorum. Örgümü çevirdim, ipi alta verdim. Şimdi bakın arkadaşlar, biz burada patiğimizin üst kısmını 2 sıra haroşa, 1 sıra düz şeklinde çalışacağız. Şimdi 2. sıra haroşamız burada çıktığı için şimdi burayı düz, arkadan ters öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekle sıradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ters kesiyorum. Örgümü çevirdim, ipi alta verdim. Şimdi ilmekleri ters örüyorum. Son ilmek hariç. Ters örüyoruz. Evet, son ilmeğe geldim. Son ilmekle sıradaki ilmeği düz kesiyorum. Çevirdim, ipi alta verdim. Şimdi bütün ilmeklerimi tekrar düz örüyorum.
Evet, son ilmeğe kadar hepsini düz örüyorum. Şuradayız arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Şurayı yapıyoruz. Yani şu kısmın birinci haroşasını yapıyoruz. Son ilmeğe geldim. Son ilmekle sıradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve ikisini beraber alıp ters kesiyorum. Örgümü çevirdim. Bütün ilmekleri yine düz örüyorum. Ön tarafa haroşa düşmesi istiyorum çünkü. Evet. Son ilmekteyim. Son ilmekle sıradaki ilmeği beraber düz kesiyorum. Çevirdim. Bu kısmın ikinci sıra haroşasındayız. Şimdi tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Evet, 12 tane ilmeğimi. Son ilmekle sıradaki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum ve ters kesiyorum. Döndüm. Tekrar ikinci sıra haroşamızdayız ve bütün ilmekleri yine düz örüyorum. İki sıra haroşa, bir sıra önden düz, arkadan ters örüyoruz arkadaşlar. Ve son ilmekle örgümün arka tarafında olduğum için ilk ilmeği düz kesiyorum. Şimdi bakın, iki sıra haroşa, bir sıra düz, iki sıra haroşa oldu. Tekrar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Düz kısma geçiyoruz. Yani şuradayız arkadaşlar. Tekrar bütün ilmeklerimi örüyorum düz. Son ilmekle sıradaki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ters kesiyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. İpi alta verdim. Son ilmek hariç hepsini ters örüyorum. Evet, son ilmekle sıradaki ilmeği düz kesiyorum ve ipi tekrar alta veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bakın, patiğimizin üst kısmının şurası çıktı. Şimdi tekrar bu sırada haroşa yapacağız. Şimdi sağda solda kaç ilmek kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Burada 17 de burada kaldı. Burada 12, burada 12 ilmek kalınca tekrar sizinle buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizin üst kısmı bu şekilde bitti bakın. Ve şu an sağda ve solda ilmeklerim 12'şer tane. Şimdi artık bilek kısmına geçelim patiğimizin. Şimdi hemen ilmeklerimi, yine ilk ilmeğimi, buradaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son ilmeğe kadar yine düz örüyorum. Buradaki 13. ilmekle arkadaşlar sıradaki ilmeği düz kesiyorum. Bu şekilde. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. 11 tane. Evet, şimdi örgümün arka tarafına geçiyorum. 12 tane düz ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bizim burada desenimiz takip ettiği için arkadaşlar buradaki 11 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 12. ilmeğim ve sıradaki ilmeğimi beraber düz kesiyorum. Kalan ilmeklerini de yine düz örüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, mavi ipimiz zaten buradaydı. Koparmamıştık. Bakın, hem desenimizi ördük,
Hem de burada iki sıra haraşamızı örmüş olduk. Yani ahengi bozmadık. Hem de ipimizi de koparmadık. Şimdi tekrar bileğe başlayacağız. Yine arkadaşlar bir sıra mavi, iki sıra gri şeklinde öreceğiz. Ama bakın şimdi biz şu sırayı bitirmiş olduk. Hem patiğimizin üstünü ördük. Hem de şu 12. 10. sıra haroşamızı ördük. Şimdi arkadaşlar bir sıra mavi, iki sıra gri, bir sıra mavi, tekrar bir sıra gri ördükten sonra şurada yuvaları açacağız. Şimdi buraları buraya kadar örelim arkadaşlar. Kaç sıra öreceğiz? 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5 sıra öreceğiz ve tekrar sizinle yuvaları açmak üzere buluşacağız. Evet arkadaşlar, patiğimizin bilek kısmını da ördük. Bakın şu kısmı zaten bitirmiştik. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı ördük sizinle beraber. Şimdi bu sırada yuvaları açacağız. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Bunu da çok kez paylaştım sizinle patiklerde. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi örüyorum. Yani kesiyorum. Şimdi bundan sonrasında arkadaşlar 17 ilmek kalana kadar şu şekilde yapıyoruz. Doladım. Bir tane ördüm. İki tane kestim. Doladım. Bir tane ördüm, 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 iki tane kestim. Şimdi burada 17 tane ilmek kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şimdi biz burada ne yapmıştık arkadaşlar? Doladık, ördük, iki tane kestik. Şimdi burayı da tam tersini yapacağız. Doladım. Kestim. Ördüm, doladım. Önce ne yapıyorduk? Ördük, doladık, ördük, kestik. Şimdi kestik, ördük, doladık yapıyoruz. Tekrar kesiyorum. Örüyorum, doluyorum. Kestim. Ördüm, doladım, kestim, ördüm, doladım, kestim, ördüm, doladım ve kalan ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Şimdi örgümün arka tarafından yine bütün ilmekleri düz örüyorum. Bundan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi yine bakın biz şimdi şurayı örüyoruz. Bakın burası birinci sıramız. Tekrar 5 sıra öreceğiz. 1, 2, 3, 4, mavi ile 5 ve mavi ile ilmek dilimizi kesip şişten örgümüzü çıkartacağız. Şimdi tekrar 5 sıra daha öreceğiz. Bu birinci sırası oluyor. Yani toplamda biz bileğe 10 sıra çalışıyoruz. 5. ilmekler, 5. ile 6. ilmekler arasına yuvalarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi burayı da yine örelim. 2 sıra gri, 1 sıra mavi şeklinde. En son sizinle arkadaşlar mavi ipimizi dilerseniz gri de olur. İlmeklerimizi kesip örgümüzü şişten çıkarmak üzere buluşalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin örme işlemi bitti ve artık ilmek dilimizi keselim. Mavi ipimizi keseceğiz. Dileyen gri ile de kesebilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ilk ilmeğimi şişimden alıyorum. Ve ikinci ilmeğimi örerek tığ yardımıyla ilkin içerisinden bu şekilde geçiriyorum. Kalın bir tığla rahatlıkla kesme işlemini yapabilirsiniz. Çok sıkmayın arkadaşlar. Sıkıp patiğimizin ağzını darlaştırmayalım. Gayet gevşek kalın bir tığla bu şekilde ilmeklerimizi kesip şişten çıkaralım. Daha sonra ipimizi bir miktar uzun tutup keselim ve dikme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet, dikmek üzere tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi kestik. Şimdi dik işlemine geçelim. Evvela tabanı dikelim. Tabanla bu gri ipimizi iğneye takalım. Ve patiğimizin dış tarafını çevirelim. Bu şekilde içten dikiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi İlmek attığımız yerlerden dikiş işlemini gerçekleştireceğiz. Evvela bakın ilk ilmek attığımız noktadan şuradan sabitleyelim. Tekrar. Şimdi arkadaşlar bakın burada ilmek attığımız
ilmeklerin kanatları var. Bakın şurada. Karşılıklı alacağız onlardan. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın buradan ve buradan. Şu şekilde. Hiç atlamadan hepsini alacağız. Bakın arkadaşlar, buradan bir tane, buradan da bir tane. Hiç atlamadan tek tek buraya kadar hepsine dikeceğiz. Patiğimizin iç tarafından dikiş yapıyoruz. İğnenin arka tarafıyla yaparsanız daha iyi. Çünkü böyle iplerin tam kanadını, böyle ince bir kanat değil de tam böyle almakta fayda var ki zamanla oralardan açılma yapmasın arkadaşlar. O yüzden ya kalın uçlu bir iğne veyahut da ince bir iğneniz varsa benim gibi arka tarafını kullanın. Bakın hiç atlamadan hepsini aldım ve burayı bitiriyorum arkadaşlar. Evet, burayı bitirelim. Patiğimizin arka tarafını dikeceğiz arkadaşlar ve ipimizi yine iğneye taktık. Ve ben başladım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta, bakın çizgilerimizi, bakın mavi ve gri çizgilerimizi tam karşılıklı gelecek şekilde dikmek. Şimdi ben burayı başladım. Haliyle biz burada ip değiştirdiğimiz için bir üst sıraya renklerimiz kayıyor. O yüzden bir kenar iç, buradan değil de bir bu taraftaki ilmekten almaya çalışıyorum ki sanki orada gri örgümüz, şuradan alacağız. Gri örgümüz bitmiş de buradan devam ediyormuş gibi. Bakın normalde biz şuradan alıyorduk ama bir sonraki ilmekten alıyorum. Bakın ancak bu şekilde karşı karşıya desenleri, çizgileri getirebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar, şuradan şunu almıyorum da şunu alıyorum. Buradan, buradan da bunu alıyorum arkadaşlar. Bakın çektiğimiz zaman çok da yine bakın hani nasıl diyeyim, ip atlatmalarımız gözükecek ama çok da gözükmemeye çalışacak bu durumda. Diğer türlü başka bir dikiş yöntemi yok bunun. Şimdi maviye geldim. Maviden ilmeğimi aldım. Buradan da aldım. Bakın geldi. Tekrar bakın şuradan griyi alıyorum. Buradan da griyi alacağım. Çok da küçük, elime de sığmıyor. Buradan bakın şu griyi alıyorum. Buradan da bu griyi alıyorum. Yani mümkün olduğunca desenleri karşılıklı denk getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gayretim tamamen buna yönelik. Ama çok da hani önemli değil diyorsanız yine kenardaki ilmeklerden dikmeye çalışın. Bakın bu şekilde mavi çizgiyi denk getirdim. Şimdi bakın şuradan tekrar gri alıyorum. Buradan gri alıyorum. Tekrar buradan aldım. Son ilmeklerden değil de bir sonraki ilmeklerden alırsanız gayet düzgün karşılıklı desenler gelmiş olur. Bakın mümkün olduğunca ben çizgileri karşılıklı getirdim. Şimdi burayı da dikelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, dikişlerimiz bitti. Bakın arkadaki dikişi dediğim gibi yaparsanız karşılıklı mümkün olduğunca çizgiler gelecektir. Birinci ilmeklerden, yani son ilmeklerden değil de sağdaki ve soldaki ilmeklerden dikerseniz bu şekilde çizgileriniz karşılıklı gelecektir. Gelmemesi hiç önemli değil arkadaşlar. Yeni öğreniyorsanız hiç problem değil. Önemli olan sizin örmeniz. Şimdi süslemesini yapalım. Kordon da nasıl yapıldığını ben bir videomda paylaşmıştım. Kordon yapılış şeklinde videonun başlığında mevcut. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Yaklaşık 2-2,5 metre ipi katlıyorum. Karşılıklı ters tarafa burayı, bu tarafa, burayı da bu tarafa doğru kıvırıyorum. Yani kıvırdıkça bu şekilde buruluyor. Tekrar ikiye katladığım zaman bu şekilde bakın kıvrılma oluşuyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar çatal iğne yardımıyla bu şekilde geçirelim. Buradaki tam ortadaki delikten giriş sağlayalım. İçeri dışarı yapıp bu şekilde kordonumuzu patiğimize geçirelim.
Evet. Eğer yuva oluşturmadıysanız da burayı dümdüz de ördüyseniz fiyonk, kurdale buraya bağlayabilirsiniz hemen bu uç noktadan. Şimdi kalan ipimizi şu şekilde çekelim arkadaşlar. Bir fiyongumuzu yine oluşturalım. Fazlamızı yine keseceğiz. Çünkü uzun tutuyorum ben genelde. Evet arkadaşlar. Patiğimiz bu kadardı. Süslemesini de yaptıktan sonra videomuz inşallah bitecek. Fazlasını ben daha sonra alacağım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir patiğime. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.